İlkokul yıllarından beri babamın yanında ticareti öğrenmeye başladım, öyle diyeyim. 98 yılında Peugeot Otomotiv'de bir serviste işe başladım. Peugeot'da çalışırken şeyi fark ettim. Nasıl olur dedim. Yani öyle bir boşluk var. Bir tane yedek parça dükkanı diyeyim sanayide devraldım. %80 borçlu devraldım. Ya olur ya olmaz yani. Olursa olur, olmazsa tekrar aynı başladığı yere geri döndüm. Risk almak önemli. Peugeot bize isim hakkından dolayı, telif hakkından dolayı isminizi değiştirin dedi. Pandemide de sıkıntı yaşadık biraz. Tam böyle işler şey giderken bir şey çıkıyor. Başlar doğru. Bu sefer pandemi çıktı. Merhaba, uzun süredir ara verdiğimiz Ticaretle Büyüyenler serisinin yeni programında beraberiz. Bugün otoyedekmarket.com'un sahibi, kurucusu Murat Alemdar'la birlikteyiz. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Eyvallah, çok sağ ol. Heyecanlı bir işin var. Şu sırada herkes otomotivden bahsediyor. Seninle de az evvel konuşuyorduk. Birazcık kendinden bahseder misin? Nasıl girdin bu işlere? Biraz oradan başlayalım. 1976 Almanya doğumluyum. Babam Almanya'da otomotiv firmasında çalışıyordu. 78 yılında kesin dönüş yaptık Türkiye'ye. İşte kendisi de aileden dolayı yedek parça sektöründe olduğu için akrabaları. Kendisi de bir yedek parça dükkanı açtı. Ben de işte ilkokul yıllarından beri babamın yanında ticareti öğrenmeye başladım, öyle diyeyim. Sonra işte ilkokul, lise yıllarımda vakit buldukça babamın yanına gidip ona yardım ediyordum. 98 yılında Peugeot Otomotiv'de bir serviste işe başladım. Babamdan ayrıldım. 2011 yılında kendi işimi kurmaya karar verdim. Bir tane yedek parça dükkanı diyeyim sanayide devraldım. %80 borçlu devraldım. Yani bir sermayem yoktu. Ufak bir sermayem vardı. Tazminatımı kullandım. Otomotiv sektöründeki bu e-ticaretteki borçluğu fark ettim. Bunu değerlendirmek istedim. Otoyedek Market isminden önce Peugeot Market'ti ismimizi, firmamızın ismi. Dükkan açtım. Dükkan sanayideydi. Parakende sanayiye hitap ediyordu sadece. Sırf ticariydi satın aldığım, devraldığım kişi. Ticari yapıyordu. Peugeot Market'i işte kurunca Ideasoft'la anlaştım. Peugeot Market sitesini kurdum. Yavaş yavaş işte bir sipariş, iki sipariş derken işte bu sırada e-ticaretin inceliklerini öğrenmeye çalıştım bir şekilde. Ideasoft'un eğitimlerinden olsun. Kısa sürede bir yerlere geldik. Yani ismimiz duyuldu. Peugeot'da çalışırken şeyi fark ettim. Biz toptan yapıyorduk. Parakendelere satış yapıyorduk. İnternet üzerinden şey olsa dedim, otomotiv yani vardı, birkaç firma vardı ama pek aktif değildi. Peugeot'da yoktu. Bir firma vardı. Nasıl olur dedim. Yani öyle bir boşluk var. Otomotivde yok. Çünkü otomotiv yedek parça yapanların sanayiden dışarı çıkamıyorlar. Yani biraz dar bir vizyon. Dar bir şeyleri var. Bir dükkan açıyor. 20-30 sene aynı dükkanda iş yapıyor. Masayı, sandalyeyi, rafı değiştireyim yok. 30 sene aynı rafı kullanıyor. Bir kendini, ufkunu genişletemiyor. Ondan faydalanmak istedim. Peugeot Market'i satın aldım, domain hakkını. Ideasoft'la anlaştım. Yavaş yavaş ürün girmeye başladım. Tanınmaya başladı. Peki buradaki şey mesela onu az evvel de sen bayağı bütün ürünleri tek tek kendin tabii giriyorsun. Tabii tek tek kendim giriyorum. Biraz oradan bahsetsene bize. Tüm ürünleri tek tek kendim. İşte A'dan Z'ye Peugeot 106'sından işte 2011'de kısıtlı araç modelleri vardı. En son modeline kadar hepsini tek tek katalogdan bakıp resimlerini, elimde olan ürünleri çekip olmayanları resimlerini bir şekilde bulup. Burada senin söylediğin şey şuydu sanırım değil mi? Sen böyle bir ürün güncellemesi olduğunda da böyle hepsini yok, %10. Yok yapmıyorum. Oradan yapmıyorum. Tabii yani ürünleri güncellerken rakip analizi artı bir ürün bir tedarikçide değil 4-5 tedarikçide olabiliyor. Onların hepsini tek tek analiz edip en uygun fiyatı bulup, tabii bu da değişiyor. Mesela bugün atıyorum kampanyalı ürün 3 gün sonra fiyatı artabiliyor. İşte bunları tek başına biraz zor oluyor ama öbür türlü içim rahat etmiyor. Bayağı gece yarılarına kadar çalışıyor. Gece yarılarına kadar eşimle birlikte. Bu arada eşim de 2018 yılında benimle birlikte çalışmaya başladı. İşte çocuk olduktan sonra işini bıraktı. O bankacıydı. Yavaş yavaş şimdi tam zamanlı bir senedir benle birlikte bayağı destek oluyor. İşte gece onunla beraber. Ya aslında burada çok önemli bir şeye denk geliyor. Yani birincisi e-ticaret erbabı dediğimiz insan sanırım biraz işinin başında durmalı değil mi? İşinin başında durmalı, şeyi bilmeli, öyle diyeyim. Yani bir atıyorum orkestra şefi nasıl tüm enstrümanları çalmayı bilir. Birisi işte bir şey olursa onun yerine geçer. Teknik olarak bilmek icap ediyor. Hem Google Ads ya da analitik panelini bilmesi gerekiyor. Google'ın 200 küsür tane kriteri var şey için işte ürünlerin Google'da nasıl en popüler olması
gerektiğiyle alakalı. Bunları bilmesi gerekiyor. Her şeyden haberdar olması lazım. Ya, öyle diyeyim. O noktada sen bayağı işi kurduğundan beri aslında tabii, bir fiil bu işin. Tabii. İçinde hiç şey yapmadan. Yok aynen. Mesela ilk Parakende ve online ikisi yani birisi ne ağırlık verirsen öbür taraf yarım kalıyor. Hı. İşte online'a ağırlık verirsen Parakende işte yarım kalıyor. Ben online'e biraz ağırlık vermek istedim. Sanayiden taşındım o yüzden. Hı. Online ağırlık verdim öyle tamamen. Bugün tamamen artık. Tamamen online. Online olarak. Yani aslında sen işini bir şekilde dönüştürdün yani Parakende'den, tabii, dükkandan. Tabii dükkandan online'a dönüştürdüm. Peki bu kararından memnun musun? Memnunum. Bir türlü sanayiden sürekli çıkamazsınız dışarı. Aynı şeyde kalırsınız. Yani aynı şekilde. Eyvallah. Peki evet. Şimdi benim sana soracağım temel sorulardan biri şu. Bu yani sonuçta yedek parça çok böyle insanların aklına elbise alırsın, ne bileyim bilgisayar alırsın, telefon alırsın ama yedek parçayı mesela ben aklıma 40 yıl düşünsem gelmezdi. Bu internetten almak. Gelmezdi. Çoğu kişi de bazıları hala yedek parça internetten alınır mı diyorlar. Alınır mı? Alınır. Aslında internetten alınır. Çoğu kişi güvenmiyor. Yani acaba gelir mi diyor. Parça maliyetleri yüksek. Korkuyorlar. Artı sahte ürün çok. Yani orijinal kalemde sahte ürün çok. Onları şüpheleniyorlar. Ürün alıp ağzı yananlar oluyor bir şekilde. Yani o güveni vermek önemli insanlara. O güveni verdikten sonra sıkıntı olmuyor. Otoyedek market artık 12 yıllık değil mi? 12 yıllık. Peugeot'da yani Peugeot'su olup otoyedek marketi bilmeyen zannetmiyorum yoktur. İddialıyız, bir numarayız öyle diyeyim size Peugeot Citroen'de. Diğer markalarda da bir numara olacağız. Ford'da artı işte Opel, Volkswagen grubu gibi onlarda da amacım o zaten. Çok meşakkatli, çok sabır isteyen bir güzel. Kaç ürün var şu anda? 50 bin civarında ürün var şu anda. 50 bin civarında. Bu kaç yıl içinde oluştu? 12 yılda 12 değil mi? 12 yıl içinde oluştu. Önce Peugeot ile başladı. Peugeotmarket.com'du ismimiz. 2018 yılında Peugeot bize isim hakkından dolayı, telif hakkından dolayı isminizi değiştirin dedi. Bütün piyasada işte Peugeot Market olarak biliniyorduk. Bizi biraz etkiledi. Belli bir sermayemiz olmadığı için bir planı oluyor insanın. Ona göre borçlanıyor. Ona göre stok yapıyor. O geri yattı ama sabrettik. Ya oh, ne oldu falan panik yapmadık. Tedarikçilerimizden destek istedik. Çoğu bizi kırmadı. Yine toparlandık. Günde kaç kargo yapabiliyorsun ortalama? Hani ya da pandemiden bu yana birazcık. Hani birazcık o kargolamaya kaç ürün çıkıyor? Biraz oradan bahseder misin? 80-100 arası kargo çıkıyor. Peugeot grubu sadece. Ford grubu da günlük şu anda 5-6 tane kargo çıkıyor. Sanırım bunun için bir de yatırım söz konusu. Biraz da ondan bahsedelim. Yatırım söz konusu evet. Bu otomotiv toptan sektörünün en büyük firmalarından birisi diyeyim size. Bir iş ortaklığımız oldu. Yani yeni başladı. Daha sonra bize ciddi bir yatırım olacak. Yani bizi kimse tutamaz o zaman öyle diyeyim size. Eyvallah öyle büyük bir şeyden bahsediyorsun. Evet evet yani onun heyecanını yaşıyoruz zaten. Bir önce böyle. Güzelmiş hikaye. Peki Ideasoft'la tanışman nasıl oldu biraz? Ideasoft'la domain aldıktan sonra araştırma yaptım. İşte bu sektörde işte kimle çalışabiliriz? İlerisi için bizi kim üzmez? Sürekli çünkü ismi bilmedik bir firma olmasın istedik. Bizi yarı yolda bırakabilecek. Ideasoft'u yani o da 2005'te kuruldu sanırım. O da eski bir şeydir, sektöründe firmadır. Onunla bir anlaşmamız oldu. Hatta ilk bize ürünü satan kişi şu an hala onunla. Burada hala. Eyvallah, aynı şekilde devam ediyoruz. 12 yıllık bir yolculuk. 12 yıllık. Aile gibi olduk. İçerisinde bir backup almamız icap etti. Orada da tema güncellemesi yapıyor Ideasoft. Çakıştı. Hiç olmayacak bir şey yani. Binde bir olacak bir şey bize denk geldi. Ideasoft'un sahibi kendisi bizzat ilgilendi. Gece 11-12'de işi çözdüler. Ondan sonra gittiler yani. Saat 6-7 olup gidelim yarın bakalım demediler. O çok iyi bizim için o yani. Abi şöyle bir yere sormak istiyorum. Yeni bir insan şeye girdiğinde, yeni bir girişimci ve ticarete girecek olsa ne önerirsin? Sen sonuçta hani bir başarı elde etmişsin. Daha da iyi olacak inşallah. Ne önerirsin? Yeni girmek isteyen gençlere ya da işte işinden ayrılmak isteyen, sen öyle yapmışsın evet, anladığım evet. kadarıyla. Risk alsınlar. Yani risk almaktan korkmasınlar. Ya olur ya olmaz yani. Olursa olur, olmazsa tekrar aynı başladığı yere geri döner. Risk almak önemli. Yani sen denemek sanırım bu işin yarısı zaten denemedin. Tabii tabii. Düşünmek, hayal etmek, risk almak zaten yarısı. Eyvallah. Pandeminiz nasıl geçti? Pandemide de sıkıntı yaşadık biraz. Tam böyle işler şeye giderken bir şey çıkıyor. Aşağı doğru. Bu sefer pandemi çıktı. Pandemi biraz bizi
aşağıya çekti. Kapanmalardan dolayı, sokağa çıkma yasaklarından dolayı otomobil kullanılmadığı için yedek parça da satılmadı. Abi son sözlerini alayım. Bayağı güzel de anlattın hikayeni. Keyifli de bir hikayen var. Artık bir aile şirketine de döndürmüşsün ortalığı. Kesinlikle. Yani güzel olmuş. Güzel bir hikaye kurmuşsun. Son sözün nedir? Yani ne söylemek istersin insanlara buradan bizi izleyenlere? İş buna gidiyor. Öyle diyeyim size. Oğlum var 5 yaşında. Allah başlasın. 18-19 yaşında gidip sanayide bir parça aramayacak. İnternetten verecek şu anda bile. Her türlü sektör artık internetten sipariş. Herkese sipariş veriliyor. İş buna gidiyor. Buna yani yönelirlerse karlı daha da çıkarlar. Yol var diyorsun değil mi burada daha gidilecek? Daha çok var. Çok yol var. Ken kalkan yol alırlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün Murat Alemdar'la birlikteydik. Murat soyadını hatırlayamadım. Murat Alemdar'la birlikteydik. Otoyedekmarket.com'un hikayesinden birazcık bahsettik. Sağ olsun Murat bize keyifli bir sohbet sundu. Otoyedekmarket.com'dan siteye ulaşabilirsiniz. Her türlü Peugeot, Ford, Citroen. Citroen evet. Yedek parçalarını Otoyedekmarket.com'dan temin edebilirsiniz. Yeni programlarda görüşmek üzere.